liste işçilerine yönelik devlet şiddeti, yani jandarma aracılığıyla yapılan devlet şiddeti bizim aşina olduğumuz bir şiddet. Nerede bir kadın direnişi, kadın mücadelesi olsa, hakları ve hayatları için mücadeleye katılsa kadınlar, karşısılarında devlet şiddetini görüyor, erkek şiddetinin yanı sıra. O yüzden biz bu şiddete karşı her şeyden önce buradayız. Ama hakları ve sendikal özgürlükleri için direnen bütün işçi sınıfı adına da sizin buradaki mücadelenizi kutluyoruz. Biz biliyoruz ki AKP iktidarının geçmişten bugüne devam eden, bugün daha da dolu dizgin sürdürdüğü ekonomi, emek düşmanı ve kadın düşmanı ekonomi politikalarının sonucudur aslında bu yaşadıklarınız. Dolayısıyla buna karşı örgütlü mücadele çok önemli, çok elzem. Her bir mücadele bu yüzden dayanışmayı, birleşmeyi, mücadeleyi elbette hak ediyor. Fabrikanızda biliyorsunuz, sizlerden öğrendiğimiz kadarıyla göçmen işçiler çalıştırılıyor. Bu göçmen işçiler en temel haklarımızı elimizden alınmak üzere kullanılıyor ama aynı zamanda onlar da bir ucuz iş gücü. Bu da AKP iktidarının bugünkü programıyla, yani geçmişten bugüne zaten vardı ama orta vadeli program ve 12. kalkınma planıyla aslında emek düşmanı gerçekten politikalarının sonucudur. Yani Tayyip Erdoğan'ın şöyle bir sözü vardı, hatırlatırım. Ama biz burada siyaseten buradayız. Tayyip Erdoğan'ın lütfen yap. Bir dakika, bir şey söyleyeyim. Kusura bakmayın. Lütfen. Ben buranın başkanıyım. Lütfen. Hayır, biz burada ama politika yapıyoruz. Hayır. Politik bir nedenle buradayız zaten. Lütfen. Bir politika yapıyoruz. Bir politika. Biz arkadaşlarımız emeği için buradayız. Hiçbir siyasi partiye yakın değiliz. Uzak değiliz. Hayır, yapıyoruz. Emek düşmanlığı dediğimiz şey bir politikanın sonucudur. Bugün sendikal haklarını kullanamıyorsa buradaki işçiler bir politikanın sonucudur. Anayasal hakkını kullanamıyorsa işçiler, anayasayı kullandırmayan bir devlet mekanizması ve bir siyasal iktidar vardır. Dolayısıyla biz burada bu sözü söylemeye geldik. Lütfen şu ne kullanıyorsunuz şu an? Nasıl bir sendikacılıktır bu? Nasıl bir sendikacılıktır bu? Şirket ödülüyor. Aynen. Sevgili kadınlar, bu sendikal bürokrasinin sonucudur. Asıl siyaset yedeklenmiştir bunlar. Hayır, parti. Parti ismi verdiğiniz bir parti propagandası yapmıyor zaten. Evet. Tamam, hatta kim oldu? Gerek yok. Biz bu amaç için.